Arkadaşlar herkese merhaba. Sizinle şu anda Blue bir ozon generator yapımı videosu çekmeye karar verdim. Bunu anlatacağım size. AliExpress'ten ozon generator aldım arkadaşlar. Şöyle bir alet arkadaşlar. Görebilirsiniz. Böyle almamın sebebi bu probun ufak olması ve skimmerların yani protein skimmerın hava emiş kısmına girebiliyor olmasıdır. O yüzden kendiniz de bu şekilde alıp yapabilirsiniz. Hemen ürün hakkında bilgi vereyim. 12 volt ile çalışan modelini aldım. 450 miliamperlik bir alet ve 6 watt tüketimi var. Üzerinde gerekli yönergeler var. Kırmızı artı, siyah eksi. Prop küçük. Prop izolasyonlu kablo. Yüksek akıma dayanıklı izolasyonlu kablo. Size tavsiyem bunu çalışıyorken burayı asla ellememeniz. Burası seramik bir yüzeydir. Isıya karşı dayanıklı olsun diyedir. Uzun süreli kullanımlara uygun değildir. Buradaki lehimler uzun süreli kullanımda eriyip atabilirler ve kullanışsız hale gelebilir. Bu nedenle bu ürünü bir timer priz ile kullanmanız gerekiyor. Bu tarz bir timer priziniz olmalı. 3 dakikalık veya 5 dakikalık seçenekleri olan diğer analog versiyonlarda 15 dakikalık aralıklar olduğu için 15 dakikada çok fazla ısınacağından skimmer içerisinde ama skimmer dışında hava ile vantilatör veya fan yardımıyla kullanacaksanız veya hava motoru ile kullanacaksanız buna ihtiyacınız yok. Analog timer'la kullanabilirsiniz. Ben dijital timer'la skimmer içerisinde kendi belirlediğim dozda belirli aralıklarla verim yapacağım. Dolayısıyla da böyle bir 3 dakikalık, 1 dakikalık günün herhangi bir saatinde on off yapabilen bir timer switch kullanacağım. Timer priz kullanacağım. Hemen anlatayım. Hemen ufak basit bir şekilde buraya bir adet 12 voltluk jack kullanabileceğim bir soket taktım. Size gösterebilmek için hızlı bir şekilde. Benim driver'ıma bakmayın, siz herhangi bir driver kullanabilirsiniz. Üzerinde 12 volt yazan 1 amper ve üzeri. Ben burada 5 amper kullandım çünkü cihaz ne kadar çekerse o kadar kullanacak. Zaten switch mode olduğu için cihaza 5 amper sürekli vermeyecektir. Ama siz daha ufakta kullanabilirsiniz. Daha yüksekte kullanabilirsiniz switch mode devrelerde. Şimdi hemen bunun ucuna da adaptörün ucuna da bunu adaptör olarak kullanıyorum. Adaptörün ucuna da bir 12 voltluk jack taktım kolay olsun diye. Bunu hemen fişe takıyorum. Şu anda size nasıl çalıştığını göstereceğim ve örnek göstereceğim arkadaşlar. Sakın ürün çalışıyorken bu kısmı asla ellemeyin. Tekrar ediyorum. Tehlikelidir, yüksek voltaj vardır. Hemen şöyle görebileceğiniz şekilde çevirip, ürünü çevirip morarmayı göreceksiniz şimdi. Mor artıyı görüyorsunuz. Şimdi fişi çekeceğim. Tekrar takacağım. Şöyle yakınlaştıralım. Daha net görüntü amaçlı. Evet, gördüğünüz gibi mor artıyı görüyorsunuz. Bu ozonun oluştuğu anlamına geliyor arkadaşlar. 200 miligrama yakındır. Bunlar zaten test edilip ölçülen şeyler. Şu anda burası kokmaya başladı zaten ufak ufak. Hava geldikçe. Şimdi bunu skimmer'da nasıl kullanacağımızı ufakça anlatacağım. Ozon O3 olduğu için daha iyi bir sterilizasyon sağlıyor. Beyaz benek vesaire gibi parazitleri, mantarları sudan arındırıyor. Bunun dışında organikleri bağlıyor. Daha iyi anlatabilecek kimyacı arkadaşlar vardır. Daha iyi bilgili. Onlar mutlaka sorularınıza cevap verecektir. Ama ben basitçe kullanımını anlatmak istiyorum. Basit, evde kendiniz nasıl yaparsanız onu anlatıyorum şu anda. Şimdi bu küçük probu protein skimmer'ın neresine yerleştireceğimizi göstereceğim. Bir adet protein skimmer, Bubble Magus, Kurve 7, Kurve 5 gibi ürünlerde kullanabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Buradaki hava emiş kapağını açıyoruz. Buraya ürünün, gördüğünüz gibi ürünün probunu yerleştiriyoruz. Ve daha sonra buraya kendiniz bir kapak da uydurabilirsiniz. Bakın fazla ısıda biraz eritme yapabiliyor. Ama bunun sebebi timersız kullanırsanız eğer.
Bunu buraya takıyorum. Siz başka bir kapak da kullanabilirsiniz. Başka bir kapak da üretebilirsiniz. Bunu buraya taktığınızda gördüğünüz gibi protein skimmer'ın içerisine giren havayı ozon ile basabiliyorsunuz. Bu da şu anlama geliyor. Protein skimmer'ınız toplarken daha iyi toplamaya başlıyor ve birçok materyali suyunuzdan arındırıyor. Basit olarak anlatımını yaptım. Umarım faydalı olmuştur. Bu şekilde ben diğer büyük ana tankımı da kullanıyorum yıllardır. Şöyle bir timer priz ile günde 6 kere 3 dakika olmak suretiyle veya 5 dakika olmak suretiyle kendi dozumu belirliyorum. Ve bu dozda kullanıyorum arkadaşlar. Bu dozda kullanan başka arkadaşların olduğunu da biliyorum. Başka arkadaşların bu tarz kullanımlar yaptığını biliyorum. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor şu anda. Ses geliyor. Muhtemelen. Elinizi değdirmeyin arkadaşlar, buraya ölüm tehlikesi olabilir. Yüksek akım var. Tekrar ediyorum. Bu ürünü korona sürecinde de kullanabilirsiniz. Korona için buna bir fan bağlayarak bu ozon havasını odanıza yayabilirsiniz. Odanızın sterilizasyonunda kullanabilirsiniz. Gayet başarılı sonuçlar verir. Bakterilerin ölmesini sağlar. İyi bir sterilizasyondur. Hava temizleme ve mikrop barındırma açısından, yani mikropları öldürme açısından, bakterileri, parazitleri ve birçok şeyi bağladığı için havada oldukça faydalıdır. Bunu dıy olarak kendi akvaryumunuza uygulamak isterseniz bu size yardımcı olacaktır. Fiyatı oldukça basit ve komik bir fiyatla bu şekilde basit kendiniz ozon jeneratörünüzü yapabilirsiniz. Jeneratörünüzü yapabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın. Sormak istediğiniz olursa videonun altından yorum alarak atabilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım.